Siyanür nedir? Hidrosiyanik siyanojen ile hidrojenin birleşmesinden oluşan asit ve bu asitten türeyebilen metal tuzlarının genel adı anlamına gelen siyanürün acı badem gibi koktuğu ve çok uçucu bir sıvı olduğu biliniyor. Siyanür aynı zamanda renksiz ve çok zehirlidir. Plastik ve boya sektöründe kullanıldığı bilinen siyanür, herhangi bir insan tarafından solunduğunda ölümcül etkiler göstermektedir. Tarihi 1880'lere dayanan siyanür, plastik sektörünün yanı sıra madencilik ve sağlık sektöründe de kullanılmaktadır. Ayrıca altın aranmada kullanılan siyanürün organik ve inorganik şekilde bulunduğu biliniyor. Şirketlerin savunduklarının aksine yoğun konsantrasyona sahip siyanür toprağa ve suya kolayca karışır ve doğadan hemen kaybolmaz. İşte siyanür ile ilgili bilgiler. Siyanür zehirlenmesi nasıl anlaşılır? Zehirlenme, boğaz ağrısı, göz yaşarması, burnun akması, solunum güçlüğü, baş ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi Halsizlik gibi belirtilerle başlar. Siyanürün etkileri. Solunumla alınan yüksek miktarda siyanür kısa sürede beyin ve kalbi etkileyerek koma ve ölüme neden olur. Besinlerle alınan yüksek miktardaki siyanür de yine solunum darlığı ve derin nefes alıp verme, bilinç kaybı ve ölümle sonlanır. El ve ayak parmaklarında zayıflama, yürüme güçlüğü, görmede bozukluk, sağırlık görülebilir. Cilde siyanür teması, iritasyon ve yaralar açılmasına neden olur. Siyanür zehirlenmesi sonrası ne yapmalı? Zehirlenme karşısında şahıs hemen temiz havaya çıkarılmalı, oksijen verilmeli ve suni solunum yaptırılmalıdır. Amerika'daki idamlarda kullanılır. ABD geçerli olan ilaçla uyutma şeklindeki idam cezalarında da özel gaz odalarına hidrosiyanür verilir. Siyanür nasıl üretilir? Siyanür ve bileşikleri kimyasal yollarla üretilebildiği gibi bazı bitkiler ve hayvanlarca da üretilmektedir. Siyanürü doğal olarak üreten birçok bitki, bakteri ve böcek vardır. Kiraz, badem, kayısı, şeftali Erik fasulye, patates, turp, lahana, şalgam, brokoli ve mısır siyanürlü bileşikleri doğal olarak üretmektedir. Madencilikte siyanür nasıl kullanılır? Madencilikte siyanür kullanımı 1880'li yıllarda başlamakla birlikte altın ve gümüş üretiminde çevreye zararı olmayan alternatifi ile kullanılır. Fakat Üretin sonrasında artıklardaki siyanürü uzaklaştırmak gerekir. Burada da inko prosesi bozdurma ünitesi ile mümkündür. Siyanür ile altın arama Siyanür kullanılarak altın üretme yöntemi yeryüzünde ilk defa 1867 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıldı. Ancak o dönemlerde bu yöntem oldukça pahalı olduğu için sürdürülemedi ve 1950 yıllarına gelindiğinde siyanürle altın arama ve üretme faaliyetleri tekrar denendi. Günümüzde dünyada altın üretim konusunda sık kullanılan bir yöntem olan siyanürleme yöntemi halen tehlikelidir. Altın üretiminin gerçekleştiği işletmeye taşınan siyanürün dökülmesi ya da devrilmesi ihtimalinde çok fazla sayıda Olumsuzluk yaşanabilecekken işleme yapılan borulardan sızma ihtimali ise bir çevre felaketine yol açabilir. Siyanür yeraltı sularına karışabilir. Bununla birlikte siyanür bozundurma ünitesi bulunmayan tesislerde siyanür artıklarının yeraltı sularına karışma ihtimali vardır.